Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Nevruz bayramınız kutlu olsun. Dünyanın bu en eski bayramlarından biri, baharın müjdecisi Nevruz bayramı. Dünyanın değişik yerlerinde değişik isimler altında kutlansa da hep aynı şey. Yeni bir umut, yeni bir gün, Nevruzunuz kutlu olsun. Size bugün Merkez Bankası'nın sürpriz faiz kararının perde arkasını açıklayacağım. Perde arkasında neler oldu da beklenmediği halde %45'ten tam 5 puan artışla %50'ye çıkardı Merkez Bankası. Hepimizin hayatını etkiliyor. Yani döviz kurlarını etkileyecek, altını etkileyecek, bindiğimiz otobüsün bilet parasını etkileyecek, pazardan aldığımız domatesin fiyatını etkileyecek, her şeyi etkileyecek. Ama neden? Neden bu kararı aldı? Neden sürprizdi? Bunları izah edeceğim ama küçük bir bilgi vereceğim size önce. Hatırlayacaksınız, bir kediyi 6 dakika, 5-6 dakika boyunca tekmeleyerek, açıkça eziyet ederek öldüren İbrahim Keloğlan'a hayvanları koruma kanunu gereği en yüksek ceza, şimdiye kadarki en yüksek ceza verilmişti. 3 yıl hapis, o da 2 yıl 6 aya düşürülmüştü. Ama hapsedilmemesine karar vermişti mahkeme heyeti. İşte yurt dışına çıkma yasağı sadece serbest bırakılmıştı. İyi hal, iyi hal denmişti. Neden iyi hal verildiğini bugün T24 sitesi yazdı. Efendim, duruşmaya gelmiş, bu iyi hal sayılırmış. Yani bütün toplumsal baskılara, işte herkesin tepki göstermesine rağmen duruşmaya gelmesini iyi hal saymış. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, biliyorsunuz, İstinaf Mahkemesi'nde tekrar görüleceğini söylemişti davanın. Bakalım ne olacak? Hayvanları koruma açısından önem verdiğim bir konu. Sizinle paylaşmak istedim. Gelelim Merkez Bankası'na. Gelelim ceplerimizin korunma kavgasına. Değil mi? Merkez Bankası bugün para politikası kurulu Fatih Karahan'ın başkanlığında toplandı ve %45'ten %50'ye çıkardı faizi. Bu aslında bazı şeyler dışında, hani uzmanlar dışında beklenen bir şey değildi. Çünkü neden? Hükümet çevreleri bir süredir bu faizin işte Ocak ayı toplantısında %42,5'tan 45'e çıkarılmıştı ve sonbahar aylarına kadar, hatta yani o olmazsa da bu seçimleri atlatana kadar, işte Mayıs-Haziran aylarına kadar değişmeyeceğini söylüyorlardı. Enflasyon şeyini de, hedefini de açıklarken Merkez Bankası böyle bir vurgu vardı. Fakat bugün toplandı kurul ve hani öyle 1 puan, 2 puan, 3 puan değil, 5 puan birden arttırdı. Önemli. Dün şeye bakacak olursanız Amerikan Merkez Bankası üst üste 5. defa faizi sabit durumda tutuyor. Avrupa Merkez Bankalarında da bu eğilim var. Ama Türkiye'de Merkez Bankası bu kararı aldı. Bu karar da uzmanlar tarafından ne güzel bir karar diye duyuruldu. Örneğin Hakan Kara, profesör doktor, Merkez Bankası'nın eski baş ekonomistlerinden, şimdi de Bilkent Üniversitesi'nde profesör doktor ders veriyor. O dedi ki yapılması gereken yapıldı, tebrik ederim. Selva Demiralp de işte bizim de konuğumuz oluyor, biliyorsunuz. Önemli bir iktisatçı, Koç Üniversitesi'nden. O dünkü sosyal medya yayınında dedi ki artık piyasaların bu zorbalığı yeter. Piyasalar sürekli olarak hükümete ve kurumlara baskı uyguluyorlar. Artık buna yeter ve artık faiz artırımı kaçınılmaz oldu diye ilginç bir çıkış yapmıştı. Onun öncesinde ki şimdi artık neden bu karar alındı, onun perde arkasına biraz geliyoruz. Onun öncesinde de Fatih Özatay, profesör doktor, o da biliyorsunuz konuğumuz oluyor sık sık YouTube kanalımıza, Yetkin Report'ta yazıları var. Bundan 3-4 gün önce bir yazı yazdı. Dedi ki 3 büyük olumsuzluk var enflasyonla mücadelede. Şubat ayından Mart ayına 3 olumsuzluk var. Bu olumsuzluklar nedeniyle faiz artışı, politika faizinde artış beklenebilir. Yani olup olmayacağını bilmiyoruz ama beklenebilir demişti. Şimdi bugüne dönelim. Bugün Merkez Bankası'nın bu para politikası kurulu tarafından yapılan açıklamada
Bu faiz artırımı, %50'ye faiz artırımı kararının enflasyon görünümündeki bozulmayı dikkate alarak politika faizinin artırılması kararı olarak açıklanıyor. Peki enflasyonla mücadele konusunda istendiği ölçüde enflasyonun düşürülememesinin nedenleri olarak ne sayılıyor? Okuyayım şuradan. Yurt içi talepteki dirençli seyir. Yani yurt içi talep ne demek? Ya millet hala parasını faize ve dövize yatırmak istiyor. Dövize yatırmak istiyor ama artık dövizdeki artış resmi faizin, politika faizin üstüne çıktığı için bir türlü dövizden çıkış olmuyor. Yurt içi talepteki dirençli seyir. Bu tabii sadece vatandaşların tek tek şeyi değil. Tabii çok büyük ölçekte dövizle alışveriş yapılması gereken alanlar var. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentilerinin devam etmesi. Vatandaş yani her ne kadar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan işte kesin düşecek, ikinci yarısında düşecek filan dese de vatandaş inanmıyor demek ki bu. Yani sadece vatandaş değil işte ne bileyim İstanbul Ticaret Odası'ndan TÜSİAD'a kadar tahminler daha da yükseleceği tahminler derken işte %36 değil mi Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini. Geçenlerde konuk ettiğimiz Profesör Doktor Selva Demiralp o ne dedi? Biz dedi Koç Üniversitesi'nde bir çalışma yaptık. Bu gidişle müdahale olmadığı takdirde %50'yi bulabilir demişti. Değil mi? Şimdi bu müdahale o müdahale mi onu da tartışacağız. Ama hani perde arkasını anlatıyoruz ya size neler var diye. İşte bunlar oluyor. Başka neler var? Enflasyon beklentilerinin devam etmesi. Bunu söylemiştik. Jeopolitik riskler. Ne demek jeopolitik riskler? 1. Rusya-Ukrayna savaşı. 2. Gazze krizi. 3. Yani istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Çünkü yani bakın savaş rüzgarları esiyor. Yani Avrupa Birliği'nden gelen açıklamalar, NATO'dan gelen açıklamalar özetle şunu söylüyor. Rusya savaş ekonomisine geçti. Artık Rus ekonomisi tamamen savaş makinesini, Ukrayna savaşını sürdürmeye, ona işte uçak, top, mermi falan üretmeye ayarlı. O yüzden biz de ona geçmeliyiz falan. Yani çok ciddi işte şey var Dışişleri Bakanı Hakan Fidan dün size duyurduk. Birinci Dünya Nükleer Enerji Konferansı'nda Türkiye'yi temsil ediyor. Cumhurbaşkanı adına orada bulunuyor. Neden? Çünkü işte bu Rusya-Ukrayna jeopolitik deyince bunları anlıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşından sonra enerji beklentileri değişti. Yani öyle yeşil enerji rüyaları başka türlü kuruluyor. Güzel bir rüya. Yani küçümsemek için söylemiyorum. Güzel bir rüya da rüya. Yani o yüzden nükleer enerjiye herkes yönleniyor. Aman işte kömür olmasın da bilmem işte yakıt, hidrokarbon, ne bileyim fuel oil falan olmasın. Şey olsun, nükleer olsun, geçiş ve şey falan diye. Yani buna yöneliyorlar. Dolayısıyla jeopolitik riskler deyince bütün bunları anlıyoruz. Ve neyi söylüyor Merkez Bankası? Merkez Bankası enflasyonla mücadelede önemli bir faktör olarak açıklamasında gıda fiyatlarını söylüyor. Hükümet gıda fiyatlarını düşüremiyor. Yani bu zaten zoraki düşürecek bir şey değil. Başka tedbirler gerekiyor. Ama vatandaşın enflasyonunun esas hissettiği yerler neler? Bir, gıda. İki, ulaşım, şehir içi ulaşım. Ondan sonra eğitim masraflarını saydık. Değil mi? Bunlar yakıt, elektrik bunlar. Ama birinci sırada gıda geliyor ve gıdayı Merkez Bankası da işte bu enflasyonun hani ne diyor? Enflasyon görünümündeki bozulma. Yani tabii bunlar teknik deyimler. Bunu söylüyor. Şimdi bunun sonucunda ne olmuş? Yani döviz kurundaki artıştan bahsettik ya birdenbire sıçradı diye. Geçenlerde bu konuda bir yayın yaptık sizinle biliyorsunuz. Neydi? Neydi? Yabancı yatırımcılar özellikle şu soruyu soruyordu. Ya acaba Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı acaba seçimlerden sonra hani nasıl olsa artık geçti deyip Mehmet Şimşek'i hani yetkilerini kısar ya da gönderir mi? Orta vadeli plan hadi arkadaş bitti artık olmuyormuş demek ki der mi? Bu sorular bile piyasadaki spekülatörler tarafından ki o zaman demiştik yani İçişleri Bakanlığı, Hazine Maliye Bakanlığı özür dilerim. Sermaye Piyasası Kurulu filan bunlara baksın diye özür dilerim. Şimdi bunlar işte üst üste birikiyor. Bunlar üst üste birikiyor. Şimdi diyor ki mesela Para Politikası Kurulu
neye dayanarak diyor bunu? Çünkü o dedik ya hani döviz kurundaki artış neyi tetikledi o? Hakan Kara az önce söylemiştim. Geçenlerde bir şey yayınladı. 2-3 gün oldu. Bir sosyal medya mesajı. Merkez Bankası rakamlarına dayanarak dedi ki bir ayda 20 milyar dolar rezervlerden satış yapıldı kuru aşağıda tutmak için. Tutulabildi mi? Tutulamadı. İşte yine 32 lira dolar. Şimdi buradan yola çıkarak diyor ki para politikası kurulu enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın sayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir. Ve diyor ki 2024'ün ikinci yarısı. Ya 2024'ün ikinci yarısı böyle sanki bir kızıl elma gibi böyle erişilmesi gereken bir şey. Ya bakın Mart'ın sonuna geliyoruz. 10 gün sonra seçim var. Sonra Nisan, Mayıs al sana yılın yarısına geldik. Yani böyle artık erişilmez çok uzak bir şey değil. İkinci yarısında ya düşecek ya düşmeyecek bu. Ya 36 hedefi Merkez Bankası'nın tutacak Aralık ayında ya da tutmayacak. İşte az önce söylediğim gibi %50'ye kadar korkulan enflasyon rakamları gelecek. Şimdi dönüyoruz. Hani şeyden bahsettik ya Profesör Doktor Fatih Özatay'ın yazısından. Hani neler bu %50 kararına yol açmış olabilir? O üç olumsuz gelişmenin faiz artışını zorunlu kılabileceğini söylüyordu. Neydi bu üç gelişme yazısında yer alan? Enflasyon hedefleri tutmuyor dedi. İşte bakın Merkez Bankası'nın şeyinde de para politikası kurulu bildirisinde de açıklamasında da var. Enflasyon hedefleri tutmuyor. İki ne diyordu Özatay? Enflasyon beklentisi düşmüyor diyordu. Merkez Bankası da diyor enflasyon beklentisi devam ediyor diyor. Üç kurlardaki sıçrama diyordu. Ve Fatih Özatay bu üç şey arasında olumsuz gelişme arasında en büyük şeyi de işte bu kurlardaki sıçramaya veriyordu. Çünkü az önce de söyledik Merkez Bankası'nın hani artmaya başlayan rezervleri yeniden hızla satış nedeniyle kuru dengelemek için elden çıkarılmaya başladı. Bu önemli. İşte bütün bunlar ne oluyor? Bütün bunlar enflasyon ve kur baskılaması Merkez Bankası'nın faizi %50'ye çıkararak cevap vermesine yol açıyor. Burada tabii bu işte Selva Demiralp'in mesajında hani zorbaca diye bu şeyin piyasaların zorbaca baskısı karar alıcılar ekonomideki karar alıcılar üzerinde demesi önemlidir. Önemlidir. TÜSİAD baş ekonomisti Gizem Öztok Altınsaç o da sosyal medya şeyinde hesabında dedi ki sonunda gerçekleri konuşuyoruz. O da para politikası kurulunun bu açıklamasını tatmin edici buldu. Şimdi katılırsınız katılmazsınız ayrı bir şey. Ama tatmin edici bulması ayrı bir şey. Hakan Kara da aynı şekilde diyor ki sonunda doğru düzgün bir açıklama yani neyin ne olduğunun şeffaf bir şekilde açıklanmasına en azından eriştik diyor. Şimdi bilmiyorum sizi şey yaptı mı yani dinamikleri de ekonominin dinamikleri, politikanın dinamikleri bu %50 kararının neden alınmış olduğuna acaba zihinlerinizi açtı mı? Çok şey konular yani karmaşık konular, karmaşık konular ama neyi gösteriyor bize? Hala kur baskısı devam ediyor alınan bütün önlemlere rağmen. Hala enflasyon beklentisi vatandaşta yüksek. Bir türlü düşeceğine inanmıyor. Bu çok önemli bir faktör diye iktisatçılar ifade ediyorlar. Herkes şu seçim geçsin sonra ne olacak? Hani 1 Nisan'da biz nasıl bir Türkiye'ye ulaşacağız diyoruz ya, nasıl bir Türkiye'ye uyanacağız diyoruz ya, işte herkes o 1 Nisan'ı bekliyor. Şu seçim ekonomisi geçince acaba Mehmet Şimşek'in önü açılacak mı? Yani Erdoğan tamam arkadaş artık istediğini yap diyecek mi? O istediklerini yapabilecek mi? Mesela şu vergi afları, vergi istisnaları, bu büyük projeler, mega projelerle hazinenin durmadan borçlandırılması, bunlar devam edecek mi, etmeyecek mi? İşte bir faiz kararının artırılmasından çıktık, nerelere geldik? Çünkü hepsi değerli izleyiciler birbiriyle bağlantılı. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşça kalın.